kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Arkadaşlar geçen sene kışın ben size tam detaylı bir şekilde bu güzel üçgen şalımızın modelinin tarifini ve dikdörtgen şalımızın modelinin tarifini vermiştim. Ben bu modellerimizin bitmiş halini sizlere göstermek için bu videoyu hazırlıyorum. Gerçekten şahane oldular. Çeyizlik ya da kendimiz için örebileceğimiz iki modelin de tam ölçülerine nasıl bitirdiğimi sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bakınız gerçekten şahane oldu. Bu modellerin linkini yukarıya bırakacağız. Görmeyen kardeşlerimiz olabilir diye bu şekilde bu güzel videomuzu sizler için hazırlıyorum. Beni takipte kalın arkadaşlar. Çünkü erkek bere nasıl örülür, tam ölçüleri nelerdir? Bundan sonraki videolarımda bu güzel örneklerle devam edeceğiz canlarım benim. Bakınız arkadaşlar. Gerçekten şahane oldu. Biraz rengi değişik çıkabiliyor videodan dolayı. Daha önceki videolarımda saçak nasıl yapılır tam detaylı şekilde anlatmıştım. Bu güzel şallarımızın bitmiş hallerini de sizlerle paylaşmak istedim. Bu şekilde videomuza başlayalım canlarım benim. Dikdörtgen şalımızın enini arkadaşlar 60 santim olarak başladım. Bu eni 60 santim. Tam omuzları kapatacak şekilde oldu. Boyu ise 105 santim oldu arkadaşlar. Ama gerçekten şahane oldu. Ben size bunu göstermek istememin sebebi boyunun ve eninin ölçülerini tam olarak vermek istedim. 3 adet alize yumak gitti arkadaşlar. 100 gramlık. Kenarına bu şekilde bir kenar yaptım. Yani buna saçak yapmaya gerek duymadım arkadaşlar. Çünkü bakın bu yeterli oldu. Ama gerçekten çok şahane oldu. Bu sevincimi sizlerle paylaşmak istediğim için bu videoyu hazırlıyorum arkadaşlar. Bunun ölçüleri arkadaşlar tam ideal oldu. Alize yumaktan 100 gramlık 3 adet tam yetti arkadaşlar. Omuzları kapatacak şekilde sıcacık, çeyizlik, dilerseniz kendiniz için yapabileceğiniz şahane bir model oldu canlarım benim. Diğer tamamlamış olduğum tığ işi üçgen şalımı da tamamladım arkadaşlar. Bu modelimizin de tarifini tam detaylı vermiştim. Bakınız şahane oldu. Bu uçtan diğer uca kadar tam 98 santim yaptım arkadaşlar. Bu modelimiz gerçekten yani örmelere doyamadığım harika bir desen oldu. Çeyizlik ya da kendimiz için. Şimdi biz bu modellerin linkine yukarıya atacağız arkadaşlar. O linke tıklayarak modelinin nasıl yapılışını, nasıl yaptığımızı ve nasıl başladığımızı görebilirsiniz canlarım benim. Gerçekten çeyizlik iki şalımız da harika oldu. Şu anda elimde 3 boyutlu modelin daha önce size tarif etmiş olduğum modelin tarifini de bitirdiğimde o modeli de sizinle paylaşacağım. Gerçekten bunları sizlerle paylaşmak istedim. Bakınız gerçekten harika mı harika oldu. Sevgili arkadaşlarım, üçgen şal modelimiz ve dikdörtgen şal modelimizin bitmiş halini sizlere gösterdim ve de tam ölçülerini verdim. Söylemiş olduğum gibi bırakacağımız linke tıklayarak bu modellerimizin yapılışını tam detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Dilerseniz sipariş olarak yaparsınız. Dilerseniz çeyizlik ya da kendiniz için örebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü gerçekten
örmelere değer bir model hazırlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, beni takipte kalınız. Bundan sonraki videomda erkek bere nasıl örülür, tam ölçüleri nelerdir, o videomu hazırlayacağım canlarım benim. O yüzden beni takipte kalın, desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı, beğeni yapmayı kesinlikle unutmayınız arkadaşlar.